Hususi sponsorlar Bizon, Kiper Gips məhsulları, Evin Az, Slippers uşaq bezləri, sponsorlar Fav avtomobilləri, təşkilatı dəstək, Kasap Dönər. İçindeki gücü oyal. Daim hərəkətdə ol. Bizon, güc məndədir. Mükəmməl təmir sizin də haqqınızdır. Giper Gips məhsulları. Çatlamayan və möhkəm sətlər əldə etmək üçün Giper Astar. Hamar və bəyaz sətlər əldə etmək üçün Giper Üzlük. Astarınız möhkəm, üzünüz ağ olsun. Evin Az mənzillərin inşası ilə yanaşı, həm də onların 24 aya qədər kreditlə təmirini həyata keçirdir. Bununla bərabər Evin Az'a daxil olmaqla ölkənin dörd bir yanından istənilən mənzili seçib onu əldə edə bilərsiniz. Evin Az, rahatlıq və keyfiyyətin ünvanı. Nərgiz, mətbəxdə uşaq su içir. Qoy içsin, əynindəki yaxşı bezdi, çox oturur. Slippers uşaq bezi o qədər çox maye hopturur ki, körpənizin dərisini 12 saat edək quru saxlayır. Slippers, çox hopturan uşaq bezi. Ay, Fəlim, elə gözəl yuxu görmüşəm ki, görürəm, saytdan bir ev seçmişik, 4 otaqlı, əla təmirli, dəniz panoraması olan bir ev. Almışıq o evi, xoşbəxt firavan yaşayırım, amma elə peşman oldum ki, yuxuymuş. Az məzələnsən sən, o gün Evin Azın saytından seçmədik, 4 otaqlı şəhərin mərkəzində dəniz panoramalı ev seçib almadıq, həmin evdə idi. Aa. Mən də həyəcandan elə bilirəm ki, yuxu görmüşəm. Qədrini bilməzsən sən. Orada burada arkamda konuşuyorsun. Ne iş? Ne iş? Hadi kardeşim. Tamam. Bana el. Sen bana el uzatıyorsun. Ya sen benim mekanımdasın. Akıllı ol. Aklını alırım. Kafama sıkar giderim. Dondon kurşunu. Tamam mı? Ayşe. Git. O yanda oyna. Ben anlayamazdım. Sana son kez söylüyorum. Bir daha bana elini uzatırsan kafanı koparırım. Tamam mı? Hadi git belanı benden bulma. Her taraf bela olsana yazar. Ne yazar? Hadi kardeşim. Məli girsən mən məkanda, görün sən başarını oynatılır. Gedə indi verişdə görəlsə, buna bax, hə? Ozan! O ankanın kası mı düşmüş? Güldüm, çox güldüm ona! Səni mən işli... Qadan al.
Fəlakətə kurşun işləməz akıllı ol. Verir işte görüşürüz. Acımadı ki, acımadı ki. Xanımlar, cənablar, qarşılayın şou biznesin patronu Fəlakət. Eşk olsun, eşk olsun. Axşamınız xeyir. Nə tərsiz, nə qarşısız. Fəlakət gecə gündüz yatmır ki, bax siz tamaşaçılara gözəl bir veriş hazırlasın. Bugün elə bir qonağımız var, elə bir qonağımız var. Bax bu veriş elə verişdir ki, hətta türk qardaşlarımız bu verişin vaxtına serial salmır ki, onsuz da baxılmayacaq. Bu veriş elə verişdir ki, bu verişdə kim qonaq olur, Instagram o saat ona göy qalıçka verir. Bax həmin veriş başladı. Elə bir qonaq çağırmışam ki. Ozan bəy, salam, xoş gəlmisiniz. Selam, hoş bulduk. Siz onu həmişə silahla görməyə öyrəşmisiniz. Amma həyatda heç karıncayı da tapdalamır. Fəlakətin silahı sözdür. Bəs sizin silahınız nədir? Benim silahım senaryo. Adam ona elə arxayındı ki, istəyir onu götürə, 100 nəfərin içinə söhbətə gedir. Bugün fəlakətin qabağına çıxmağa hazırsınız? Hazırım, hazırım. Bakalım o beni görməyə hazırdır. Həmişə dərdini karakolda anlatan. Bugün burada dərdinizi anlata biləcəksiniz. İnşallah anlatacağım. Fəlakətin yaxın dostu, Türkiyədə, Azərbaycanda çox sevilən, əşkiyə dünyaya hökmdar olmazın İlyası, əsli Azərbaycanlı Ozan! Beni çağırıyorlar. Akbaba karşılıyor. Ozan Akbaba müəllim, xoş gəlmisən, nə tərsən qadı olalım. Xoş bulduk, bir kısmını anlayamadım ama xoş bulduk. Yəni deyirəm, nə tərsən, yaxşısan? Yaxşıyam, sən nasılsın? Vaxtında yatıb durursan əsas. Hə. Ozan, bayaq mağa vurdun kurşundu, biləsən ki, fəlakətə kurşun işləməz. Göndər, göndər, gəlsin, düşman, göndər, gəlsin. Fəlakət elə oğlandı ki, ona kurşun işləməz. Bax, tamaşaçılar deyirdi ki, Ozan Akbaba qonağındısa, gələn kimi o sorunu ona sormaq lazımdır. Hamıya maraqlıdır, bax, bu saat ekranda oturub, gözləyir ki, fəlakət bu sualı Ozan Akbabaya versin. Səncə hansı sualdır? Hansı sorudur ki, tamaşaçı onu gözləyir, seyirci onu gözləyir? Hansıdır, vallahi bilmirəm. Heç ağlına gəlmir hansı sual ola? Yox. O səs Türkiyədə ikinci tura keçdi. Yalqızam, yalqız. Yoxda cəmaat soruşur da, mən bilməliyim, qurban olum. Bilmiyorum ben. Sən burada dəhşət çox istəyirlər, xəbərin var da. Sağ olsunlar, ben de Azərbaycan milletini çok seviyorum. Sən əslən Azərbaycanlısan da deyəsən. Karapapaz biz. Karapapak da Oğuz Türklerinin bir boyu. Daha öncesinde de Gence'de, mesela atalarım Gence'de çok fazla kalmışlar. O yüzden Azərbaycan topraklarında çok fazla bir kökenimiz var. Daha sonra kökenlerim hatta Ağbaba köyünden de geliyor. Ama sonrasında Rus hakimiyeti ve Ermeni hakimiyeti altında kalıyor o topraklar. Sonrasında benim dedelerimin dedesi diyeyim, Ermeni hakimiyeti altında kalmak istemedikleri için Kars tarafına göç ediyorlar. Bizim kökümüz kısaca böyle anlatılabilir. Yani ben ne sordum sana? Hakikaten ne sordun bana? Çok mu uzun cevapladın? Sen gittin kendinize tarafa kurban olup tutamadın mı? Ben soruştum ki, eslen Azerbaycanlısan da. Eslen Azerbaycanlıyım. Deli sana kurban olarım. Abi, ben bilirim ki sen tez gelip gelirsen Bakı'ya da. İndi neye gelipsen? Bak ne işin var senin burada? Şu işim var, biz burada gala yaptık. Galamızda Türkiye'nin ilk hız aksiyon filmi olan Anka filminin Bakü galasıydı. Anka. Evet, Anka. Güzel bir ilk deneme yaptık. İyi bir sonuç aldık. O yüzden Azerbaycanlıları da bu güzel filmden mahrum etmek olmaz dedik ve Bakü'ye geldik. Burada güzel bir gala yaptık. Şimdi vizyonda. Anka ne demekti? Enke? Enke değilse. Çünkü neye göre derim kurban olun bu. Kurban olun, baktım söyle. Sizin trailerde o der ki Anka'nın K'sı düşmüş. Anka ne lan? K'sı düşmüş abi bu. Bu ne demek? Ankak'tı. Neydi mənası? Ankak değildi. Kanka. Ne mənada kanka? Şimdi şöyle, Anka'nın kelime anlamını bilmeyenler spontane cevaplar verebiliyorlar. O da diyor ki bunun K'sı düşmüş. Yani kankaymış aslında da K'sını koymamış salaklara getiriyor. Mırtlaşıyor. Mırtlaşıyor. Yeter başa salim. Yine zibile sal. Yani ki şey de elə bir ki o iki kişinin bildiği sır. Yok o değil. Yani kurban olum demiyorum. O değil reyes sonunu. O da diyor. Mırtlaşır bir sen ne terdi? Elə bir ki şakalaşıyor. Şakalaşıyor. Evet. 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 Espri yapıyor kendince. Vur. Şimdi bu anka ne demekti? Onu bilmedi cemaat. Anka çok basit anlatımıyla küllerinden doğan bir kuş anlamına geliyor. Bu daha çok İran mitolojisinden beslenen bir tanım. Normalde bir kuş var. Yanarak hayatını sonlandırıyor. Daha sonra küllerinden bir süre
sonra tekrar doğuyor. Biz de filmde tekrar doğuşu, yani bir yeniden hayatına anlam kazandırmayı ele alıyoruz. Bir başarı hikayesi, bir hayata tutunma hikayesini anlattığımız için o yüzden ismini Anka koyduk. Anka'nı filmde kim oynuyor? O kuşu kim oynuyor? Kimse oynamıyor. Ha, kuş yoktu filmde. Kuş yoktu. He, ben başa düşmedim. Onun trailerini ver nefre, koy tamaşaçılar da görsün. Geç. Geride kimseyi bırakma. Tamaşaçılara da deyirəm ki, hər kəs gəlsin baxsın. Park, sinema, kinoteatrlar şəbəkəsindən bura. Ay Ozan Akbaba müəllim, Əşkiya Dünyaya Hökümdar Olmaz serialı bağlandı da. Ona hələ soruşmuram ha, bunu anons kimi verirəm, başqa sual soruşuram. Orada bu İlyas rolunu oynadın. Bu İlyas rolun oynayandan sonra sənin hayatında nə dəyişdi? Facalının iti. Suafiyyətə nə dəyişdi? Tabii daha oturaklı bir insan haline geliyorsun. Ulus cebeci çangaya, kardeş deriz kankaya. Daha tez canlılıktan biraz ödün vermen gerekiyor. Tabii ki 6 yıl boyunca sürekli aynı sette bulunduğumuz çalışma arkadaşlarımızla birlikte onlarla bir aile haline geliyorsun. Eşkıya'nın bana kazandırdığı çok güzel şeyler var. Bu da onlardan biri. Hayatta da beyni harap sen. Beyni? Yani böyle əsəbi de, nervin. Biraz, yüngül. Yüngül. Onu denem ben işimi bilim de, sana kurban tamam. Olun. Mesela bu hayatta olup ki İlyas'a göre nəsə bir əziyyət çəkəsən, narahat olasan, nəsə bir Nidar Zümeyni olsun hayatta. Ne olsun? Yine sana lazımdır bu sual. Elə bir kurban olun, Nidar Zümeyni ya da nətər deyim bu, of of, kömür gibi ya, yok. Nidar Zümeyni elə bir ki, mənim üstümə kışkır. Kışkırmak? Kışkır yani əsəblər üstümə. Beyin çönsün, kafa çönsün. O kafa çönəndə, mənim də kafam çönəndə o olur aramızda Nidar Zümeyni. Başa düşdün? Hə, tamam. Yani onu soruşuram ki, hayatta Nidar Zümeyni olur? Yok, tabii problem çıkmıyor. Çünkü ben bu işi profesyonel olarak yaptığım için oyunculuğu, o yüzden o ikisini ayırt edebiliyoruz. Hem insanlar hem ben. Başa o yüzden. Evet. Olmayıp ki, hayatta kimse gelip silah çıkardı üstüne. Olmayıp bile. Yani olmadı diyebilirim. Olmadı diyebilirim ama nəsə var orada. Çok böyle yüngül sana... Sende de yüngül var, böyle köpəti fırlatma, tutmuşam əladır. Ay Ozan Akbaba müəllim. Bir şey sorabilir miyim? Yok, soruşamazsam. İcazı verin. Ha, dur bir saniye, bende de var. Ha buyur sor, buyur sor ha. Kurban olun. Bir şey sor. Sorabilir ha. Sor buyur, kurban tamam. Olun sor. Aha. Müəllim ne demekti? Müəllim o demekti ki, yani güzel insansan, müəllim, hoca. Yani o mənada. Yığışdır da kurban olun, veriş yaparıq axı. Sende de böyle yüngül meyillilik var idi. Ben de söhbəti fırlatmağa gecəm. Nəsə bu hazırlıqlı gəlib, bizim komandara kimsə satqın var deyəsən. Öyrədik, yaxşı. Bu benim yanındadır. Söv, söv, başa tamam. Düşdüm. Ozan abi, reportajların birində demisən ki, daha öncə zor zamanlar geçirdim. Şimdi parlayan yıldızımın keyfini sürüyorum. Demisən də belə söz. Yox, təbii ki bu cümleyi ben kurmadım da, sağ olsunlar bu cümleyi röportaj editörü kurmuş. Yani sən elə söz deməmsən. Yox, yani təbii ki dedim ama parlayan yıldızımın keyfini sürüyorum gibi bir cümle kurmam. Çünkü benim yapıma ters. Ama zor zamanlar geçirdim. Şimdi o zor zamanları geride bırakmanın keyfini sürüyorum. Abi sen de olup Kars'tan ilk defa İstanbul'a gelende bir balıkçıya yakınlaşmışsan bir məsləhət verip deyip ki buradan gitme oradan git falan. Böyle şeyler olacak İstanbul'a gelende. Yok olmuyor. Olmuyor. Yok. Oradan bir tane musiki ver. Musiki ver oradan kurban. Ama bunu çekme. Sen bilersen de bu acunla beyazın arasında nese Nidar Zümeyni olur. Nidar Zümeyni neydi ya? Biraz sonra. Yine ziblek geçti ya. Ben neter başa salım bunu Nidar Zümeyni. Elə bir çukur evimiz. Yok o değil. Yani diyorum o da değil. O da değil. Abi dur ayağa bir kurban olur. Tele beni belə. Başa düşmedi. Başa düşmedi. Başa düşmedi. Bak bir Nidar Zümeyni ya da aramızda başa düşmedi. Anladım tamam. Sürtüşme. İndi ne varmak? Sürtüşme. Kurban ol mefirdi. Bu neter bir mefir. Sürtüşmek biraz düz gelmiyor. Burada yanlış mı anlaşıldı? Burada her kurban olma olmaz. Beyazla acun. Acun'un arasında neyse problem mi olmuş? Sürtüşme. Sürtüşme olmuyor. Beyazla Acun'un arasında böyle bir şey var mı onu bilmiyorum. Neyse aralarında problem olup sorum olup bilmirsen. Ben problem olduğunu görmedim en son yanlarına gittiğimde. Öyle bir şey yoktu gayet de araları iyiydi. Niye diyorum kurban olun? Bu Acun beni neçə vaxt deyir? Bana deyir ki bəs Beyaz'ın yerine sen istəyirəm o ses Türkiye jüriyə. Dedim sen bilersen böyle şey olar olmaz. Yaxşıdır münasibət xəbəri. Araları çok iyi. Acun yığır kurban olun. Öyle mi? Tamam konuşsun. Ay can Acun. Ay yok yok Acun kurban olun gelemeyeceğim. Ben Xəzərdəyəm gelemeyeceğim. Bilirəm hepimiz kardeşiz. Dağlar o yok. Şarkı okuyayım.
Yox, ey acım, qurban olum. Hayır, hayır, hayır. Üç hayırla səni uyurluyorum. Yox, da acım, nə qədər versən? Deyən mən səni yığaram, qurban olum. Bu deyilə para deyir ki, adam atqaz eləyənmir. Deyən mənim patronda yığır, qurban olum. Acan müdür, nətərsən qurban olum. İncimişəm səndən. Mən səndən incimişəm. Bax, niyə o boyda arıqlayırsan sən? Niyə yemək yemirsən? İncimişəm səndən. Çox incimişəm. Hə, yığmışdı, Hacun yığmışdı qurban olum. Mənə deyir ki, Hacun, mənə deyir. Deyirsə, maaşın 10 qatını verəcəm. Gəl mənə Türkiyədə mənim jurnal. Dedi, mənə lazım olar mənim müdürüm. Mənə 10 qat yox, 15 qat maaş verər. Ağzıma gələni danışmışam. Başa düşdüm. Hə, gələn ay maaşımı kəsdim. Sağ qurban olum. Gözəl insansan, maşallah. Yeməyə, içməyə fikir ver. Sağ qurban olum. Sən Allah bağışla bu patron. Ondan danışırdım, bu maaş kavgası idi. Ozan abi, bugün səni əli dolu Türkiyəyə yola salacağım. Sənə o qədər hədiyələr verəcəm ki, bax, indi hədiyələrimiz gəlir. Bizon gəlir, bizon. Ozan abi, kömür gibi yanıyorum. Onu da qoy Ozan abinin maşınına. Aa, təşəkkürlər. Bugün səni dəqiq yığacam, dəqiq. 100% yığacam səni, qurban olaram sənə. Yandım ayaman, ayaman. Ay Ozan abi, mən bilirəm ki, sən Azərbaycanı çox sevirsən, buranın kültürünü çox sevirsən. Ümumiyyətlə, bax, bu Azərbaycanda hansı musiqiçilərə, şarkılara qulaq asırsan? Popülər kültürü takip etmiyorum. Popülər kültürü Türkiye'de de takip etmiyorum. Ben daha çok böyle klasikleri, Azərbaycanın eski, daha kaliteli müziklerinin yapıldığı dönemde çıkan eserleri daha çok dinliyorum. Kim mesela? Reşit Behbidov mesela, Şövket Elekberova, Sevda Elekberzade. Ay lolu, kızılızı lafladı. Sevda Hanım eskiyle yeniyi çok güzel birleştiriyor ve çok güzel sanatsal bir taraftan bakıyor. Yani benim genelde hani uzun yola çıktığımda arabamda dinlediğim 10 şarkıdan en azından 2 tanesi onun. O yüzden ona bir müziksever olarak teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok güzel işleri var. Bak Ozan abi, ne okuyabilirsem? Laçını söyleyebilirim. Ela, buyur. Tamam. Ara zahar lililer, deste deste gülüler. Ara zahar lililer, deste deste gülüler. Men yarını sevirem, şirin şirin dilirem. Men yarımı sevirem, şirin şirin. Sələ qurban olaram. Patlattın Ozan abi, patlattın. Götür o sleeper spacelərinə. Bu sleeper spacelərini çox obdurur. Apar o uşağa geyindir. Sən bir də gəlib desən ki, bu gecədə yatmamışıq, uşaq qoymayıb yatmağa. Ona görə gecikmişəm. Səni işdən çıxardacağam. Mənim də canım tutarsın sənin də. Götür çıx bayra. Hə, birin götür. Uşaq bir dənədir, ağız ayrı. Hə, davay çıx bayra. Ay Ozan abi, biz kardeş ölkəyik, amma bizim elə sözlərimiz var ki, Türkiyədə o daha çox istifadə olunur. Məsələn, ay balam. Ay balam. Ay balam, balam, balam. İndi türk sözləri də var ki, bizdə daha çox istifadə olunur. Məsələn, abi, abi. Abi. Abilərə salam, çatışmaya devam. Sənin ən çox Azərbaycanda hansı sözdür ki, şirin gəlir, onu deyəndə xoşaya gəlir? Qəşəng. Qəşəng sözü xoşaya gəlir. Qəşəng xoşuma gidiyor, yaxşı xoşuma gidiyor. Yeah. Başqa, şu an başa düşürəm, danışacağım. Başqa. Başqa, aha. Başqa hansı var idi? Yüngül meyillilik. Yüngül meyillilik. Eşkiyə dünya hükümdar olmaz serialı niyə kapandı? Nədən kapandı? Kim kapattı? Yenidən kapanacaq mı? Hepsini soracağım, hepsini soracağım. Ay Ozan abi, seyirciler, tamaşaçılar bana dedi ki, Ozan abi misafirdirsə, biz ona sorular göndereceğiz. O soruları sor Ozan abi. Tamam. İlk sorumuz. Dayandığı yerdə dava çıxartmaq istəyən bir tamaşaçımız yazır ki, Ozan bəy, Galatasaray yoxsa Fenerbahçe? Cavabını veriyorum. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Niye Galatasaray? Bir dakika. Sen çıkartacağım Aysel. Bir dakika diye. Ben Galatasaray'ım. Bir dakika diye. Özü. Çık bayra. Çık bayra. Çık bayra. Çık bayra. Çık bayra. Çık bayra. Bak niye? Niye Fenerbahçe? Cavab ver. Ben Galatasaray'ım. Niye Fener? Çünkü Galatasaray olmadığı için. Yok, Galatasaray hem şey yekti. Galata, Galata, Galatasaray. Verere, gara, gara, gasa, gasa, gasa.
Oxu indi qardaş, bax mən Qalatasaraylıyam. Mənə kötü mü baxsan sən? Yox. Yox, nasıl baxsan mən? İyi. Amma Qalatasaray yekdir də, bunu denən dilinlə denən. Qalatasaray yekdir. Hə, so, yazın. Yuxarı yazın ki, bir Fenerli dedi ki, Qalatasaray yekdir. Vur ora qurban olum. Bax, mənə lazım olanı götürdüm. Fəlakət elə belə adam deyil, qurban olum. Eşkiyə dünyaya hökmdar olmaz serialının daimi izləyicisi, dizinin hər seriyasına baxan bir tamaşaçımız yazır ki, mən neçə dəfə serialın altına koment yazdım ki, dostum Yaşar qayıtsın. Niyə onu seriala qaytarmadılar? Dostum İlyas. Öylə. Dostum Yaşar. Yine aynı cevap olacak ama profesyonel nedenlerden dolayı. Yani Yaşar profesyonel değil. Hayır, tabii ki Yaşar... Yok, ben bilim de, bilim kurban olur. Hepsi profesyonel. Aha. Ama oyunculuk yaptıkları için sözleşmesinin vakti bitmiştir, akti bitmiştir. Doğal olarak o da ayrılmak zorunda kalmıştır. Ha, o bakımdan. Tabii. Şimdi beni yola versen iyi diyor. Tamaşaçılarımızdan biri yazır ki, eğer deniz kızından su pişirirlerse o et çorbası sayılır yoksa balık çorbası. Yok da sorup da kardeş. Gerçekten sorup. Ciddi cevabımı vereyim mi? Ha, ciddi cevap. Balık çorbası herhalde. Balık çorbası da eğiliyor. Yüngül ben ağzına yaşıdı, yaşıdı kurban olarak. Hiç neyi başa düşmeyen tamaşaçılarımızdan biri yazır ki, eşkiye ne vakit bakırdın adam öldürürdü. Bu adamlar doğrudan ölürdüler. Doğrudan ölmüyorlardı tabi. Sonra durup gelirler. Camada yani. Alladır size. Tabi. Tamaşaçılarımızdan biri yazır ki, Ozan abi de yuxudan kalkan kimi birinci telefonuna bakır. Yok, uykudan kalktığım gibi ilk önce kahvemi yapıyorum. Sonra Ozan elimi öpüyorum. Sonra evde her şey yolunda mı diye bakıyorum. Sonra kahvem olduktan sonra telefonu elime alıyorum. Evet. Ha, ondan sonra telefonu alır sana. Tamaşaçılardan biri yazır ki, Ozan da eve çörek alanda yolda kırağını dişleyir. Kırağını dişleyir ne demek? Hay yemedim de keşke. Elə bir Ozan abi evden çıktın. Evet. Girdin esnafa, kasaba, yok. Hara girdi bu diyen görün. Hara girebilirsin kurban olun. Fırın. Yok fırına yok. Markete market. Market tamam. Girdim markete ekmek aldım. Yolda gelince ekmek de sıcak sıcak böyle kokusu geliyor geliyor geliyor. Sen de onun bir kırağından dişlerin yedin. Oluyor mu sende böyle? Oluyor. Şey? Ha, onu sorur da kurban oluyor. Oluyor oluyor. Tamaşaçılarımızdan biri yazır ki Ozan abi sahilde yürüyerken bir yaşlı balıkçı deyip ki git o tarafta gez. Bura tüllük yaratma. Burada tüllük yaratma dedi. Hə, qurban olum, mən nətər eləyim bunu. Bu tünlük nətər başa salım sana? Elə bil ki, ara qarışıb məhsə bitirik. İyicə qarışdı. Yox, başa düşmədin, tamam. Bir dənə mən. Abi, buna nə deyirsiniz siz buna? Bardak. Bardak, ay sağ ol, bardak. Hə. Elə bir bardak yaratma da, bardak, bardak. Bardak yaratmak ne demek? Sahilde yürürken ben niye bardak yaratayım? Abi, elə bil ki, sana qurban olaram. Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bardakı unut, bardakı İlla oraya mı geleyim ben? Yok, sana kurban olarak nereye gel. Geleyim? Gel burada otur. Söyle. Bu da beyni harap adamdır. Otur orada, problem yoktur. Ay Ozan abi, heh. Bu bardak söhbətini bağlayıram, narahat olma. Bu yani tünlük yaratma da, burada tünlük yaratma, bardak yaratma, o mənada söylüyorum. Canımsın, canımın içi, gel otur yerinde kurban Ozan abi, Bakıya tez-tez gəlib gedirsən də, bəlkə deyirəm burada sana bir dənə ev düzəyi qoşaq alasan, qalasan burada. Ev düzəlim. Ev, ev olur. Al da al. Alalım. Alalım. Tamam, alayım. Mənim bir sponsorum var, Evinaz. Bunlar Bakıda patlatmış, İstanbulda da filial atmış, patlatmış. İndi oradan sana 15% skitka verəcəm. Nə vaxt lazım olsa... Evi təşkil edin. Gətir oradan qurban olum. Bana doğru geliyor galiba. Gəl, gəl. Sağı gözdə ver. Bax, bu sənin hədiyəndir. Teşekkür ederim. Götürərsən özündən, deyərsən fəlakət sən demək gözəl insanıymış. Gözəl insan. Çok teşekkür ederim. Fəlakət, sağ ol. Sana bir dənə şiir yazmış ha, Ozan abi. Bax, bu şiirdən sonra sən deyərsən ki, kaş mən fəlakətlə başqa cür danışardım. Kaş ona silah doğrultmazdım, kafasına sıkmazdım. Yani güzel bir dənə şiir yazmışam. İstəyirsənsə deyim patlada. Vallahi patla. Ver şiir, ver qurban ol, ver. Uzun ince bir yoldayım ay balam. Buradan Oktay Kaynarcı'ya deyirəm salam. Oradan Polat Ələmdar'la Memati'ye deyirəm ki, genelmeyin, sadə olun biraz. Eşkiyə dünyaya hükümdar olma. Şinanay yavrum, hoba Şinanay. Ozan Bey hoş gelmişsen, bay bay. Fəlinin fanatıdır Orhan Gencəbay. Verilişə gəlmək üçün sırıya durub Acunla Cem Yılmaz. Eşkiyə dünyaya hükümdar olmaz. Söylüyorum sana katula katula. Ozan abi, beni de götür İstanbul'a. Oradan keçelim karşıya, oradan girelim çarşıya. Sağa karşı çaşanı söy, sula. Altına düt koyarıq, heç nə olmaz. Eşkiyə dünyaya hükümdar olmaz. Kimse sana canım cicim demesin.
Ozan abi yemişle bal yemesin. Sana gelen bana gelsin Ozan abi. Büş büş adamlar dert etmesin. Yanakların elma, gözlerin kiraz. Eşliğe dünyaya hükümdar olmaz. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Çukur evimiz, Yamaç abimizde yüngül meyillik var biraz. Tebrike geldin, sen oldun mübarekbaz. Ozan abi, feli sana kessin ördey kaz. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz Ozan abi. Neferdi? Çok iyiydi. Edebi anlamda da çok ağır bir şey yazmışsın. Çok iyi. Bu yok, bende var da beyin çöndü yazıram. Evet. Sen geçen defa Bahçe'ye gelende Şuşa'ya gitmiştin. Şuşa'ya gittik çünkü Karabağ'ın aslında Azerbaycan'ın kökten topraklarının olması ve maalesef ki yaklaşık 30 yıldır başka bir hakimiyet altında olması doğal olarak insanı üzüyordu. Ve uzun zaman sonra Karabağ topraklarına tekrar kavuşması Azerbaycan halkının da Azerbaycan'ın kendisinin de sizler gibi beni de duygulandırdı ve hoşuma gitti. O yüzden ben Karabağ'ı görmek istedim. Ne de güzel oldu gördüm. Çok güzel bir yer. İklimi çok güzel, doğası çok güzel, her şeyi çok güzel, havası çok güzel. O yüzden sizi tebrik ederim. Bir Türk olarak da milletimizi de tebrik ederim. Çünkü oraya tekrar sahip olmak, oraya da tekrar hakimiyet kurmak bence çok önemli bir şey. Abi hoş geldin Şuşa'ya. Sıdır düzüne. Ne söylemek istiyorsun? Bir tek şey diyeceğim. Ne oldu paşam? Menem menem Türk. Önüme gelen hırk. Danışam indiler. Her gün Berçiye qadağılarım, doğrana dilim eli ilə Mənəm burada sahibim, ülkətim türkdü, qanım türk Yer üzündə kul mənəm türk Ozan abi nasıl Şuşa? Çok güzel, çok. Daha da güzel olacak inşallah. Bir de ne için gittim? Onu da söyleyeyim. Biz yapımcım Müşfik Guluzade ile birlikte orayı anlatan, daha doğrusu o zaferi anlatan güzel bir film yapmak istiyoruz. Aksiyon film. Bu noktada burada görüşmelerimiz de olacak zaten. Ama umuyorum ki çok güzel bir film yapacağız ve neredeyse bütün dünya Azerbaycan'ın Karabağ topraklarını nasıl tekrar hakimiyeti altına aldığını öğrenmiş olacak. Müşfik Guluzade'de de yüngül nese var ha. Yoktu. Yok. Bu neye göre diyelim? Yok. Biraz o da yüngül eseb adamdı. Yüngül esebilik var. Esebilik. Ben onu diyelim. Ben başka ne diyelim? Ozan abi bununla neter yola gedirsən. Yoldaşlığımız güzeldi, yaxşıdır. Azərbaycanlı da Müşfik Guluzade. Evet. Orada patronluq eləyir arada. Yox, hiç yap. Hiç yapmıyor. Deyirəm də səndən yüngül eyb yox, başa düşdüm. Ay Ozan abi, bu Anka filmində ən çətin səhnə hansı oldu ki? Bax dedin ki, hə, bunu güzel çəkmişik ya. Bax burada çox əziyyət çəkdik. Hansı səhnə oldu? Əziyyət çəkdiyimiz bir səhnə vardı. O da İstanbul'da çok ünlü bir cadde var. Bağdat Caddesi. Hə, olmuşam, olmuş. Evet, evde var orada məndə. Orada oturuyorsan sen de yüngül Yüngül var da. Yüngül var. Tamam. Paranı diyelim ha. Bunu tabii demiyorum. Tabii. Ben de onu diyelim. Daha ne diyeceğim? De görün. Lafıma devam edeyim. Buyur buyur. Devam edelim. Onu da montajda çıkartacağım. Buyur. Neyse, Bağdat Caddesi İstanbul'un en ünlü caddelerinden biri ve biz orada aksiyon sahnelerinden birkaçını çektik. Bizim için çok zordu çünkü çok trafik anlamında çok yoğun olan bir cadde. O yüzden orayı kapatıp orada trafiksiz alanda çekim yapmak özellikle belirli saatler içinde çok zordu. Çok şükür kazası belası çok güzel bir sahne çıkardık. Filmi izleyince de göreceksiniz. Çok güzel sahnelerimiz var filmde. İndi felaket, ekskluzif olarak həmin filmin backstage'in vereceği Efrə. Bakın görün o film nə tər çəkilib. Verin onu Efrə, verin Efrə, kurban olun, verin. We'll be right back.
sana yine hediye veririm. Ben bir sponsorum var, Giper. Oradan sana bir ton. Bir ton sana yine yani 2 ton. Beyin sönsün 3 ton. 3 ton, 4 ton. Olsun. 4 ton sana oradan Giper hediyeleyeceğim. Bak Ozan abi felaket söyledi yaptı. Bak sana 4 ton Fortis Group'tan sana hediye edi. Teşekkür ederim. Bu da kurban olun bak 3 ton bele 1 ton bele. Bunun hamısını sana hediye edelim. Raskotsan başta ne ama yakışırdı kurban olun. Raskotsan ne? Raskot yani güzel insan sen de o manada diyelim. Sen kurban olun. Ay kardeş bu eşkıyada seni her defa vururlar. Sen niye ölmürsen? Yoksa bilim de niye ölmürsen de kardeş. İlk vurulduğunda ameliyat... Şeyle dolayıyla bağlı, profesyonel dolayı. Aha. İyi alıştın ha. Yok da ona getirme de. Kur'an tamam, düzüm denen bilek de. Soruyu sorma direkt cevabını ver profesyonel nedenlerden dolayı. Ne diyeyim kardeşim? Yok da bilim de niye ölmürsen de kardeş. Tamam de. Anlatıyoruz sen... ya. Tamam anlatıyoruz ya. Tamam anlatıyoruz ya. Buyur abi. Buyur. İlk vurulduğumda ameliyata alındığı için kurtarıldı. 3 kere vuruldum onu tam hatırlamıyorum ama bir tanesinde de çelik eleğim vardı zaten. Ha. O yüzden ölmedim. Yola verdim yani, eybi yok. Abi, beni kafamdan da vursan ölmerim ama sen beni çalış kalbimden vurma. Ozan abi, geçen defa internette senin düğününe baktım. Orada gördüm ki Azerbaycan şarkısını oynamışsın. Hansı şarkı da kurban olur? Terekeme. Burada galiba daha çok toylarda çalınıyor. Biz de terekeme yani kara papak olduğumuz için ben de kökenlerime dayanan bir müzikte en mutlu günümde oynamak istedim. Eşim de sağ olsun bana eşlik etti. Ama ve lakin şöyle bir şey var. Daha sonra işte üstünden vakit geçti. Bir ay, 2 ay. Sonra ben yorumlarını okudum. O düğün videosunun altına yazılan yorumları. Benim için diyor ki adam çok kötü oynamış ama belli ki eşi Azerbaycanlı da çok güzel oynuyor. Ki benim eşimin de Azerbaycan'la alakası yok. Kendisi Konyalı. Türkiye'den yani. Birazcık o yoruma alınmadım değil. Abi ben bilirim ki sen Azerbaycan musiqi aletlerine de çok bağlı adamsan. Hansı aletlerde mesela ifa edebilirsin? Birazcık akordeon çalabilirim. Biraz yüngül. Onun dışında dinlemeyi çok sevdim. Mesela nagara çalabilirim. Karazurnaya daha yeni başladım. Tarım inşallah gelecek yakın zamanda İstanbul'a. Var hamsi evde var o aletler var, hamsi var. Var. İndi subut eleme için ben bura o aletlerden çokun getmişim. Oradan bir tane nagara getirin kurban olum. Görün bu felakete yalan danışma. Getir görün getir. Yalan danış. Getir kurban olum. Ben beyni harap adam olayım. Ben de faktör olmalı. Buyur görüm ne ifa edebilirsen buyur. Bunu bildik. Tamam. Bunu bildik. Bunu bildik. Onu verme. Gel götür bunu. Ağız ayırık. Gel götür bunu. Gel buraya kurban ol. Gel eziyet veririm sana. Gel. Dur. Dur çık bayra. Sana dedim dur çık bayra. Sana bayra. Fenerbahçe. Dur çık bayra. Buyur abi. Keşkörüm. Tamam, teşekkür ederim. Keşkörüm. Seni ansambla götüreceğim. Keşkörüm oraya. Patlattı. Gel kurban oğlum, helal gel. Ay Ozan abi. Evet. Bu Nusret var ya, Nusret. Onun askısı var, o lüt gösterir onun askısı, bilmirsen. Ne gösteriyor? Paltarsız, kıyafetsiz gösterir, bilmirsen onu. Öyle miymiş? Hayır, ben o eleştirmişim kurban. Yok, oğlum. Ben bilmiyordum. Hadi şöyle, ele bele soruştum. Olabilir. Olabilmez ki, Mujenni senin bu Anka filminde başa bir hadise gelmeyip maraklıyı. Tanış bunu bileyim, kurban oğlum. Anka filminde tabii şimdi aksiyon yapıyoruz. Bir de bunu hızlı arabalarla yapınca bazen tehlikeli olabiliyor. Bizim filmimizin başrol arabası Anka, el yapımı bir Ford Taunus, 1973 model bir araba. İçindeki işte motoru değişti, fren sistemi değişti. Arabanın neredeyse her yeri değişti. Bunu da çok kısa bir süre içinde yapmak zorunda kaldık. Tabii ki bir takım şeyleri atladığımız anlar da oldu. O yüzden Anka filminde Anka'nın yarış sahnesi çekilirken bir sahneyi çekerken benim sahnemdi. Arabayla neredeyse 70-80 ile gidiyorum. Daha sonra tam dönemece geleceğim. Vitesi değiştirdim. Ayağım frene gitti. Hafif böyle bir meyil vereceğim. Direksiyonu kırdım. Direksiyon elimde kaldı. O yüzden tabii döndüremiyorum arabayı. Bir anda çünkü
Çünkü çok kötü bir durumda kaldım. Frene bastım, zar zor durdurdum arabayı o hızla, o manevrayla, ivmeyle. Daha sonra tabii sinirlendiğim için de çıkıp... Bak bu direksiyondan çok başın çıkır da. Evet. Ona göre sana böyle bir sual vermek istiyorum. Ay Ozan abi, bu fil var ha fil. Bunlar niye zıplayabilir kurban olur? Filler niye zıplaya... Demirsen direksiyon sürüren bilmeyi istedim. Evet, tabii direksiyonla alakalı doğru söylüyorsun. Aha. Filler neden zıplayamıyor? O zaman şöyle bir cevap vereyim sana. Araban var mı? Var var kurban ol. Fav değil mi? Benim arabam. Öyle bela araba diyor. Favdı kurban ol. Evet, favdı. Ben de zıplayayım. O arabaya bir daha bin. Evet. Sorunun cevabını alacaksın zaten. Ha, biraz ağzına gelen danıştın yakışık kurban ol. O zaman abi. Bunu çekmeden ağız ayrı. Her şeyi çekirsen. Yer o tarafa. Hadise var ha, hadise. Evet. Şarkısı. Ona ben neter patkod edeyim. Ne yapacaksın? Bu... Yani özümüzü bile sağladım. Bu hadiseyle cükküldeşme istedim de kurban olayım. Benim aramı bir sağlayabilirsen bu hadiseyle kurban olayım. Aranız... Çok hoşuma gidiyor kız benim. Türkiye'de zaten birçok insan onu çok beğeniyor. Yakından gördüm sen onu kurban olayım. Yok hiç görmedim. Onu neter edeyim. Onun için yani buna verebileceğim cevabım yok maalesef. Numarası da yok sende. Yok, bende numarası yok maalesef. Güzel insan sanmaz. Yattan çıkart kurban olma. Bu söhbeti yattan çıkart. Ozan abi, sizin Türkiye'de dizilere bakıram. Pahalı villalarınız var, pahalı maşınlarınız var, pahalı hayatınız var. Niye birbirinizi kırırsınız kurban olun? Yoksa bilimde niye kırsın? Problem nerede? Sorun nerede kurban olun? Problem sorun yok. Şimdi senaryoda bir takım çatışma noktaları oluşturman gerekiyor ki senaryonun akıcılığı, sürükleyiciliği artsın. Doğal olarak kimin ne kadar malı varsa o kadar da büyük derdi oluyor. Büyük başın büyük derdi olur. Dan yola çıkarsan... Çetin adam de kurban olun. Abi, ben sana ne diyeyim? Sen nala mıka vuruyorsun. Yani benim suallarıma düz cevap vermiyorsan benim de beynim çönüyor. Olmaz böyle kurban olun. Seni bir gram terpenyen yok diye. Terpenyen ne demek? Hadi birinde bil de kurban olma. Hamsın benden sorsun. Terpeni odu ki bak sen benim bu saat beynimi kızdırıyorsun. Kızdıran da benim Söv, başa düştüm. Oy bakışını yiyeyim senin. Başa düştüm kurban olma. Ozan abi, sana istiyorum nöbeti hediyemi verim. Benim bir sponsorum var. Slippers uşak bezleri. Evet. Sizde oğlan kaç yaşlı? Ya, 3,5. Min değişimli uşak bezi hediye kurban olma. Getir, ver. Hansı razım edin? 4 dedin, 4. 4-5 Ozan abinin maşınına. Min değişimli uşak bezi, çok opturan. Slippers. Ozan Akbaba müəllim, mən bu sorunu verəcəm. Tamaşaçılar, hazır olun, ekrana yaxın əyləşin. Gəl, biraz da, ay sol, biraz çox. Nədən bu Eşkıya Hükümdar Olmaz serialı kapandı? Çünki profesyonel nedənlərdən dolayı. Hə. Çox? Bitti. Bitti, bunu bununla tutardı. Yaxşı, onda sorunu təzdən soruşuram. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi niyə bağlandı? Bağlandı. Bağlandı demek. Yani sona erdi de. Yani sona erdi. Bak bu tamaşaçılar seni çok sevirlər. İstəyirlər ki bunun cevabını bilərlər ki bu serial olacak mı? Yoxsa bir dəfəliyi mi bağlandı? Niyə bağlandı? Nə söhbət olub? Onu biraz araştıraq burada reyting tutmaq lazım. Çok haklısın. Ben de onlara tam olarak cevabını vermeyi isterdim ama böyle bir şeye yetkim yok. Böyle bir konumda da değilim. O yüzden şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Profesyonel nedenlerden dolayı bağlandı. Yani olmayacak. Olmayacak evet. Hiç olmayacak. Hiçini bilemem. İleride yapılır mı yapılmaz mı böyle çünkü bir şey. Çünkü benim dedektiflerim dedi ki nese bu Bulu TV'de nese eleme istiyorlar. O ne oldu sana? Sen de abi yüngül söhbeti. Sen de böyle yüngül varıydı ya. Sağ kurban olaram. Ben seni çok istediğime göre çok sıkma boğmaca eləmədim. Ama benim bir rubrikam var. Orada sana soru soracağım. Evet. İki tane de variant vereceğim. İki varianta 3 saniyede cevap vermelisin. Variant seçenek oluyor. Seçenek. Tamam. Yani o iki seçenekten birini seçmelisin. Yani beynim harap olmasın burada. Hazırsan başlayayım. Hazırım. Birinci sorumuz. Kışın soyuğunda denize tullanma sahnesi yoksa aktrisa kızın hayaneti tutup şille vurma sahnesi? Denize girmek. Nusret'in eti yoksa Acun'un pulu? Nusret'in eti. Kurtlar Vadisi'nin Çakırı yoksa Eşkıya'nın Hızırı? Eşkıya'nın Hızırı. Ölüm dediğin nedir ki gülüm yoksa seni yeneceğim İstanbul? Ölüm dediğin nedir gülüm? Hadise yoksa Aleyna Tilki? Hadise. Hadisen biz danıştık abi kurban olma. Hadise olmaz ki bu. Eşkıya yoksa Osas Türkiye? Eşkıya. Eşkıya yoksa Anka? Anka. Merci yoksa Yayla? Merci. Merci.
Üç bacı dolması yoksa çiğ köfte. Üç bacı dolması. Sana kurban olarım. Ozan abi, tamaşaçılara Giper'den hediye vereceğim. Koy bir tane sual verim gelirler. Güzel abim benim, güzel. Demeli şerhə birinci cevabı yazan adama bir ton Giper hediye. Sualımızsa belədir. Qara subak vurulmuş divara hamarlayıb möhkəm səth yaratmaq üçün Giper'in hansı məhsulu istifadə edilməlidir? Yazın altına. Birinci yazsaz bir ton Giper. Ay Ozan abi, doğrudan çok hoş oldu ki sen bugün geldin, benim konağım oldu. Yüreğimiz açıldı, tamaşaçılar oradan deyir ki, ay felaket, sana kurban olarım. Ne yaxşı Ozan abini misafir ettim burada. Sonda ne demek istiyorsan bizim seyircilere, Azerbaycan tamaşaçılarına, Türkiye tamaşaçılarına? Hepimiz Türk'üz, o yüzden sizi çok seviyorum. Buralara gelip gitmeyi de çok seviyorum. Umuyorum hep böyle güzel kalırız. Huzurlu, sağlıklı, güzel günlerimiz olur, yıllarımız olur. Allah Türk milletinin önünü sürekli açık kılsın. Sana kurban olarım, çak 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 Ozan abi. Çok sağ ol bugün misafirim oldun. Geldi bugünkü verişimizin sonuna. Bugün verişte bir rüzgar esti. Bak burada atalar yaxşı demiş. Kurda sormuşlar ki senin belin niye eridi? O da indi bizim dili bilmir diye cevap vermeyeyim. Di geceniz xeyirə qalsın.